Dem Partisi İstanbul adayı kim? Meral Danış Beştaş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. 31 Mart yerel seçimlerine kendi adaylarıyla gitme kararı alan Dem Parti İstanbul'a Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ı aday gösterdi. AK Parti, İyi Parti, Saadet ve Zafer Partisi'nden sonra Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Dem Parti de aday çıkardı. Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil kazanmak için. Kararlarımızı kimilerine rest ya da kimilerine jest olsun diye almıyoruz. Dem Parti'nin İstanbul eş başkan adaylarını açıkladığı gün Selahattin Demirtaş da eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul'a aday olma talebine ilişkin açıklama yaptı. AK Parti ile işbirliği iddialarına sert çıktı. Dem Parti AK Parti ile de görüşmeli dedi. Dem Parti ile AKP arasında bir görüşme trafiği var mı bilmiyorum ama eğer yoksa bu iki parti için de büyük bir eksikliktir. Tüm partiler ülkenin toplumun sorunlarının çözümü için görüşebilmelidir, konuşabilmelidir. Bu sorumluluktur. İki büyük şehir istedik. Kocaeli ile Sakarya. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yok derik ki bu olmaz denildiği gibi bir sadece meclis üyesiyle sınırlı olacak bir teklif değildi bizimkisi Ak Parti ile görüşmelerden sonuç alamayan yeniden refah partisi de İstanbul ve Ankara adaylarını açıklayacak Genel Başkan Vekili Kocaeli adayı Doğan Aydal uzlaşı çıkmayan görüşmelerde AK Parti'den 35 ilçeyle Kocaeli ve Sakarya'yı istediklerini açıkladı. CNN Türkiye konuşan Ali İhsan Yavuz yanıt verdi. Orada konuşulanların o mahsanın mehabetine uygun düşecek şekilde dışarıda saçılmasını doğru bulmuyoruz. Ama esas olan şu partinin tabanı istemiyor. Yeniden Refah Partisi'nin ittifak yok kararı sonrası AK Parti'ye yakın Osmanlı Ocakları Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar Suç Örgütü ve FETÖ ile bağlantısının olup olmadığının araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıldık. Bu sefer acaba nasıl saldırabiliriz'in şeyine geçtiler. Bunu da doğru bulmuyorum. Bak bak suç duyurusunda bulunuyorlar. Böyle sıkıştıracaklar edecekler. Ya siyaset üretmek, fikir üretmek insanlara hizmet üretmek değil. Mesele kapalı devre siyasetin içinde bir takım entrikalarla bu işi yürümesi yapmaya çalıştıkları şey o. Ve açıklama sırasında Dem Parti'den başlayalım. Dem Partisi'nin açıklama sırasında bu adayların açıklaması. Bir eş başkanlar açıklıyor başkan adayları. Eş başkan adayları açıklıyorlar ama biri şeyde şeyde pusulada yer alacağı için biz de zannediyoruz o yer alacak Meral Danış Beştaş. Şimdi kimseye rest kimseye jest yok. Açıklamasının sebebi nedir? Ve Selahattin Demirtaş'ta görüşmeleri meşru AK Parti ile DEM Partisi'nin diyor. Elbette meşru. Ama muhalefet söz konusu olduğunda olmayan şeyler sahte videolarla bile ihanet suçlamaları filan gündeme gelmedi mi? Terörle işbirliği filan demediler mi? Dediler. Şey ne oldu? Şimdi buradan bu manzaraya bakıldığında üstelik televizyonlara filan baktığımda ben genel olarak yapılmak istenen şeye şöyle bir baktığımda Dem Partisi'nin şu durumda beklenen etkisinden ki bana göre o kadar olmayacak ama demlenenler demek ki demlenenler AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifak. Bu arada kayyumlar filan da alındı bazı belediyelerde iade edildi yerine Dem Partisi'nin belediye başkanları. Jestler arka arkaya. Evet efendim. Evet. Yeniden Refah Partisi'ne gelince 24 saat siyasette çok uzun zaman filan da demeye başladılar. Evet yeniden Refah'ta aday çıkarmaz. AK Partisi ile anlaşır. Çıkarmaz. Bunu da hep söylüyorum. Şimdi çıkaracağız dediler diye ama kaybettin iddia ediyor insanlar. Değil. Aday kim? daha çıkartılmadı işte. Bak pazarlık devam ediyor.